Efendim, geleneksel bir kahvaltı düzenleniyordu Trabzon Dernekler Federasyonu'nun Trabzon günlerinde. Ama şöyle bir durumla karşı karşıya geldik. Sevgili Hakan Başkan, domates alın demeyi unutmuş Yok. çocuklara. Yalan haber yapmayalım abi. 14 kilo domates alacağımıza 14 tane domates almışız. 14 tane domates de zaten benim için. Evet. İşin esprisi bir tarafa, dün akşam gerçekten mükemmel bir maç, harika bir sonuç. Aslında biraz sonra fırsat bulabilirsem sevgili başkan da onu söyleyeceğim. İsmail Şatıroğlu başkanım gerçekten ciddi anlamda bir uğruyla geldi. Evet. Çünkü Trabzon Dernekler Federasyonu'nda Trabzon evi onun sayesinde yapıldı. Şampiyonluk onun federasyon başkanlığında yaşandı. Dün de adeta şampiyonluk havasında bir galibiyet alındı. Çünkü İki 20 tane yıldır yenemedik, değil mi? 20 20 yıl önemli değil. Yani yenmek istemiyordu Ha, Trabzonspor. Diğer arkadaşlar bana şimdi uyuz olacaklar. O başka ama neden buradayım? Önce de espri olarak söyledik. Şu an içeride melemen hazırlanıyor. Ama saat geç, melemen yetişmeyecek diye yetişmeyecek. sadece kahvaltı olarak yapalım dediler. Bana da abi gençlik kollarının kahvaltısı en gençleri sensin gel dediler. Kırmadım geldim. Benim de şansıma yol kapalıydı. Evet. Kardeşim, efendim. öncelikli olarak Hakan İlhan Trabzon Dernekleri Federasyonu şu anki son Gençlik Kolları Başkanı. Artık bayrağı kime devredecek bilemeyeceğiz. Seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Zaman zaman sunumlarda yardımcı oluyorsun. Zaman zaman kahramı çekiyorsun. Bu Her zaman. teşekkürümü bir yapayım. Bana Gençlik kollarının başarısını, çabasını gördük ama genel olarak Trabzon Dernekleri Federasyonu adına 3 günün, bugün 4. gün sabahındayız. 3 günün kısaca özetini bir yaparsan sonra maça geleceğim. Valla ilk Perşembe günü zaten biliyorsun biraz durgun geçti. Yağmur da yağdı. Ama Hakan, ona durgun demeyelim. Genelde Genel her yine tabii. Perşembe Perşembe günü herkesin iş standlar günü. kuruluyor. Ya, yok, standlar kuruluyor, eksik var. Yine bana göre iyiydi. Çünkü ben sürekli çekim yapan bir insanım. Ama Trabzonlu'ya göre iyi değildir. Neden? Trabzonlu dün akşamki coşkuyu burada ilk günde görmek ister. Onu düzeltelim. Aynen öyle. Devam edelim abi. Aynen o şekilde. Zaten dediğin gibi cuma cumartesi dediğin gibi yani her en kalabalık ne zamansa biz hep o şekilde görmek istiyoruz. Örnek vereyim, dün akşam 3-0 öndeyiz. 3-1 oldu. 3-2 oldu. Millet 3-2 olduğu için kendini parçalıyor. Neden daha fazla atamıyoruz diye. Aynı biz de burada o kalabalığı hep görmek istiyoruz. Bizim Normalde niyetimiz 5-2 idi değil mi maç? O daha farklı da olabilirdi ama işte hakemini de gördük akşam. Güzel geçiyor abi. Trabzon spor açıklamayı ne yapmıştı? Varınızı, yokunuzu, hepinizi yendik. Yendik. Hakan o an ne dendi diye durmuştu. Yendik demişti. Yendik. Kardeşim, gençlik kolları burada İHA var hemen yanımızda. Evet. Oraya dün akşam görüntüleyemedim ama o İsmail Başkan'ın üçlü çektirmesinin montajındaydım. Evet. Sağ olsunlar, herkes cebinden bir miktar para yani çıkarak elimizden geleni yaptık. Ben çocuklarımıza, gençlerimize duyarlılığından dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu demek oldu ki gençlik kolları sadece Trabzon Dernekler Federasyonu'nda işte gençlik olarak ön planda değil, yardımlarda da ön planda. Şimdi ben bizim biliyorum. Asıl bizim asıl niyetimiz o zaten. Biz Evet. gençlik kolları olarak da asıl amacımız, bize İsmail Başkan bir şey var, tavsiyesi var, bir sözü var. Hakan, mühim olan bu gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Biz de bu sözünü öğüt olarak aldık. Neler yapabiliyoruz? Onun peşinde koşturuyoruz. Darülaze ziyareti, Ramazan. Onları ben sosyal medyadan görüyorum. Dedi ki abi, yaptıklarımızı reklam amaçlı olarak değil de hani Allah rızası için yapıyoruz. Ben hatta kızdım, dedim ki teşvik olsun. Çağırmıyorlar. Çağırsalar gider misin? Gerçekten giderim. Abi biliyorsun ben normalde bunları paylaşmayı da başta istemiyordum pek. Arkadaşlar bunu yapmamız gerektiğini söyledi. Ondan sonra yapmaya başladık. Abi geçen yıl biliyorsun yine Şırnak'ta Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'ni yaptık. İsmail Başkanımızın Evet. önderliğinde. Yine deprem oldu maalesef geçen bu yıl Maraş depremi. Oraya gittik. Yine 600'e yakın çocuğa oyuncak dağıttık. Ramazan'ın ilk haftası. Şimdi de abi yeni projemiz Hatay'da Kırıkan'da hemşehrilerimizin de çok olduğu bir bölgede 1000'e yakın çocuk için hem atkı bere hem de oyuncak yardımı başlattık. O zaman ben buradan şunun sözünü vereceğim. Ben Hatay'a
gitmeye çalışacağım, zorlayacağım. Baktım olmadı bagaja gireceğim ama yine söylüyorum bunları artık sosyal medyadan da olsa, televizyondan da olsa bizlerin aracılığıyla kesinlikle taşımamız lazım. Çünkü dediğim gibi diğer derneklere, diğer federasyonlara, diğer gençlik kollarına ibret olsun diye yapılan iyi şeyleri paylaşıp birazcık karşı tarafında bundan örnek almasına. O yüzden ben sizinle olmanın yanındayım. Devam edelim Hatay'dan sonra. Hatay'dan sonra ne yapacağız? Hatay'dan sonra şu anda yine bir bölge belirleyeceğiz ama yine bir 2-3 aylık bir en az bir süremiz olması lazım. O süreyi kullanıp farklı şey yapacağız. Bu arada biz... Federasyon binasında faaliyet. Evet, yani onu söyleyecektim şimdi. Şimdi minzili gecelerle başladık biz. İlk konuğumuz Sedat Keskin oldu. Bizim yine gençlik kollarında beraber. Şimdi selam olsun kardeşim. Kendisine selam olsun. Onunla başladık. Ardından 20'ye gidiyoruz da devam ediyorsun, değil mi? Evet, Reşat'la devam ediyoruz. Hatta bunu hemen yayınlayacaksan eğer. Tamam, niye ettim, niye biliyor musun? Biliyorum. Reşat gelecek bugün. Bugün aramızda olacak. Artık nasıl olsa bir gün sonra olacak. Sürprizi de bozmuş olayım. Evet. Onu biliyorum. Hakan. Hani geçen bir şey demiştin ya abi, biz seni seviyoruz. Evet. Ben de sizi seviyorum, takip ediyorum. Yani Trabzon Dernekler Federasyonu benim için, ben bunu Samsunlara da söyledim. Dedim ki arkadaşlar, kimse kusura bakmasın, son zamanlarda Samsun'un desteğini görüyorum sağ olsunlar ama ben 12 senedir Bir Sevdadır Karadeniz programını Mavi Karadeniz Televizyonu'na çekerken Trabzon'dan ve Giresun'dan ekmek yedim. Asla nankör olmadım, olmayacağım da. Giresun ve Trabzon'a ciddi anlamda her zaman hizmet vermeye hazırım. Ama bu program için beni 4 gün buraya geleceksin abi. Gelir misin? Yok. Geleceksin abi. Sonra Hakan'ımla bir telefonla görüştük. Dedi ki abi biz seni seviyoruz. Gerçekten duygulanmıştım. Evet, çok gerçekten sağ ol kardeşim. Gerçekten duygulandım. Ben de şaşırdım. Niye bu kadar duygulandın? Normalde pek o kadar duygulanmazsın. Çok duygusal. Sen Trabzon deyince aklıma birisi geldi. Buradan selam göndermek istiyorum. Necmi Uzuner abimize. Ben çok selam söylemek istiyorum. Benim için de çok değerli. Çok. Senin için de çok değerli. Onu da biliyorum. O yüzden ona da buradan bir selam gönderelim. Artı bir de sevgili Necati Engin Güneş'e gönderelim. Bakın Trabzon'a selam göndermeye çalışırsak inanın yetmez. İnanın yetmez. Bu federasyondakilerin dışına çıktığım zaman hemen hemen Trabzon'un tüm STK'cıları, tüm değerli insanları, gerçekten selamı, saygıyı hak eden insanlar. Necmi abimle geçen hafta konuştuk. Toplantıdayım Ahmet. Ya gittim geldim. Beraber keşke yine oradayım. Keşke getirseydin. Yani onda evet. Yani mükemmel bir insan. Necmi abi seni seviyoruz biz ya. Ama beni o bahçeye korkuyor, bahçeye götürürse bahçede ne varsa getireceğim diye. Haklı diyebilir miyiz? Kardeşim minzili gecelerden bahsettik. Evet, minzili gecelere başladık. Şimdi minzili gecelerde sanat, spor, bürokrat, iş adamı, bu şeyi büyüteceğiz. Farklı farklı misafirlerimiz olacak. Ama öyle özel misafirlerimiz olacak diyelim. İnşallah. Ben olmayacağım yani. Özel sen olur. Ne zaman istersen abi, senin orası senin kendi yerin. Allah razı olsun. Evet, Yunus da geldi. Yunuslar dizi dizi önümüze geçersen yerim sizi. Gel yanıma. Yunus Genca. Siz bu arada Yunus'la devam edin. Ama bak bütün kayıtta bunlar. Tamam. Vallahi var ya biz böyle doğal. Melemen yetişmiyor. Yok. Çünkü 4 tane domates getirmişler. Domates 14 tane. Evet. Yani domatesleri ben yazdım ama her sene bu melemen organizasyonu ben yapaydım. Bu sene biraz işlerim yoğun olduğu için Hakan başkanım dedi ki kaç domates geldi? Yani 14 tane domates geldi aslında. Yeter. Öyle bir şey yok ya. Ya abi, tam bir Karadeniz fıkrası. İşte Hakan hapşırmaya gitti. Bunlar olduğu gibi doğal yani normal hani şey soracağım sana Hakan, unutturma, sosyal medya platformunda da gençlik kolları bir yol kat ediyor, onu soracağım. Evet. Sana bir şey soracağım. Buyur Ahmet abim. Dün akşam neydi senin öyle halin? Dün akşamki halim neydi öyle? Abi olması gerekendi Ahmet abi. Tam bir delirdin. Ya delirmek zorundaydık yani. Yani buraya geldi sıra. Delirttiler biz yani. Hem bir 25 senenin bir şeysi var. Hem birikmiş. Hem hava adaylar. Biz sizi Kadıköy'de şöyle kömeriz, böyle kömeriz. Abi öyle bir şey yok. Yenilmeyen takım yoktur. Trabzon'la oynamayan takım vardır. Ve biz gereğini yaptık. Aslında çok farklara gidecekti ama o hakemin de ismini unutuyorum artık. O kadar kafam bunaldı ki yani. Sonuçta galip geldik.
Boşver abi. Hakemin ismine gerek yok. Az önce dedim ya. Vallahi bu röportaj yarına kadar bitmez. Az önce dedik ya, Karadeniz fıkrası kendi oluşuyor. Evet. Yazmadım aslında. 14 kilo. Tamam canım, evet. 14 yani 14 tane bir sorulurdu. Tane mi bu diye. Evet. 14 kilo domates yerine alışveriş yapan kardeşim 14 domates almış. 14 domates almış. Ne kadar? 15 tane yumurta almış. Bir tane yumurtayı fazla almış. Yumurtayı fazla almış yani. Gel. Bir de, sen mi almıştın? Alanı da bulduk sıcağı sıcağına. Hakan'ın bir saniye. Fazla ayrılma. İtiraz ediyorum. Sen mi aldın? Ben aldım. Bütün alışverişi ben yaptım. Bu laz ya. Ama ve lakin mesajlarda 13 tane domates yazılıyordu. Tane diye yazıyor. 13 tane yazılıyordu. Ben 14 tane aldım. Getir göreceğiz abi. Açtı. Bak, 13 domates ne demektir? 13 domates. Ver bana. Domates. Abi bunun sen götür Hakan bunu. 13 domates ne demek abi? Sen söyle. 13 domates. 13 domates ama ben şimdi bak 15 kişi var burada. Tamam. Derim ki Allah Allah, 13 domates ben kime anladım, gidecek? Ama ben şöyle bir şey, sabah 8'de kalktığım için kimseyi rahatsız etmek için. Sabah 8'de kimseyi uyandırmak istemedim. Yazaydı. 13 domates. Yazaydı. 14 tane adam. Ben kalkayım. Biz. Tamam, ben siyahtan kişi uyuyordu. Uyuyordu. Şimdi biz röportajdan sonra bunu masaya yatıracağız. Bunu derken seni değil, konuyu. Hakan'ım gel. Şimdi işin enteresan neyse biliyor musun? Burada Trabzon günleri yapıldıca marketlere gittik. 4 tane markete gittik. 4'ü de kıtlık gelmiş. Nereden biliyorsun bunların Fenerbahçeli olup da yenildiğini, sizin de melemen yapacağınızı bilmediğini? Yok. Burada mavi formayla gidiyor değil mi? Ada. Bir de bununla mı gittin? Bununla gideceğim. Neyle gideceğim? Bu benim her şeyim. Sen yumurtaları pişir. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yumurtaları pişirdim. Hacı'yı da çağırmayacağım. Göndermiş ama. Aha. Kardeşim. Yunus sağ olsun, her sene bizim. Biliyorum. Ben oraya 2-3 kişi var orada. Bunları olduğu gibi yayınlayacağım. Çünkü dedim ya, biz doğalız, buyuz. Hakan, toparlayalım. Çünkü yoksa bu kahvaltıyı da yapamayacağız. Ben de aç kalacağım çünkü hanıma dedim çok özel bir kahvaltıya gidiyorum. Gene özel bizlesin sonuçta. Evet. Özel bir kahvaltı. Yani Allah razı olsun. Hava arkada da güldürmeseler. Şimdi Mincili Geceleri anlattık. Arkasından ben Gençlik Kolları'nın sosyal medya platformundan ciddi anlamda bir şeyler yaptığını, montajına, çekimine varana kadar... Şimdi şey daha gelmedi. Sosyal medya başkanımız Beyza Başar burada. Ama kendisi kamera arkasında kalmayı daha çok seviyor. İşin mutfağında olmayı daha çok seviyor. Haklı. İkna edemiyoruz kendisini. Haklı. Çok güzel bir kızımız. Nazar değmesin diye mecbur. Instagram sayfasından kendi resmini bile, yani kendi bile hikaye paylaşmıyor. Gerçekten yıldızı düşük biraz. Nazar değebilir. O zaman şöyle söyleyelim. Gerçekten güzeller güzel bir kardeşimiz. İnancına da düşüncesine de saygımız var. Ama benim adım Ahmet Güngör'se ben onu bir gün çıkarırım. Devam edelim kardeşim. Abi başkan, ben inan sosyal medyanın sesine bakmıyorum. Her şey Beyza. YouTube sayfası var. Var. Ben bu ara söyleyeyim. Ahmet Güngör'ün YouTube sayfası Ahmet Güngör 55. Özellikle önce beni takip edin. Sonra Hakan yani. Evet. Benim sosyal medya şeylerini falan, grafiklerini de yine Beyza hazırladı sağ olsun. Beyza, Ahmet abini de unutma. Evet. YouTube'da ilerleyemedik abi henüz ya. Ama ben güzel gidiyorum. Sen iyi gidiyorsun. Bak, Trabzon Dernekleri Federasyonu yayınları YouTube'a düştükten sonra ben 10 binim. İnşallah. İnşallah arkadaşlar hep birlikte hareket Ahmet abi edeceğim. Ahmet Güngör 55 değil mi? Evet Ahmet. Ahmet Güngör 55. Ama Ahmet Güngör 55, bak unutmayın. Özellikle istedim bu röportajı. Seninle yapacağım. Eğer fırsatım olursa inşallah erken gelir. Oğuzhan kardeşim, aslında ikinize bir yapmak yaptık istiyordum. Yaptık ya. Hayır, ben kendim yapacağım. Tamam. Yapacağım. Tamam. Ben İsmail Başkan'la yapmak istiyorum. Yani yönetimden her biriniz ayrı ayrı değerlisiniz ama birkaç kişiyle ben röportaj almak istiyorum. Bugün son gün. Tamam. Toparlayarak kahvaltıya geçelim. Tamam. O yoksa aç kalacağım. Evet. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben buradan Gençlik Kolları arkadaşlarım, ekibim adına da ayrıca İsmail Başkanımıza özel bir teşekkür ediyorum. Yine yönetimine de teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsunlar. Her konuda bize destek oluyorlar. Önümüzü açıyorlar. İsmail Başkan zaten bana şunu söyledi. Hakan, güzel olan her şeyde yanındayım kardeşim. Durma. Sürekli ileri dedi. Biz de elimizden geldiğince onu mahcup etmemeye çalışıyoruz. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Vallahi. Bak, bu video yayınlandıktan sonra 50 kişi üye olmazsa, özellikle bunu Gençlik Kolları izleyeceği için mecbur üye olacaklar. Arkadaşlar gruptan paylaşacağım linki. 50 ya, abone. Allah aşkına bak. Bu arkadaşlar sağ olsun, abone. Kelin ilacı olsa başına sürer derler ya. İnan vakit bulamıyorum. Yoksa karizmamla belki
10 üye daha yapalım. Hakan, ikimizin resmini paylaşacak. Ben 700 aldım, sen 375 aldın. Doğru söylüyorsun. Vallahi yalan, billahi yalan. Kalbin de güzel ondan dolayı. Efendim, bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.